Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Haziran ve Temmuz ayı Ehliyet Sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın arkadaşlar. Her gün düzenli bir şekilde hafızanızı tazeleyin, sınavdan çok rahat geçeceksiniz. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz her şeyi mutlaka yorumlardan sorun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A) Sis lambaları B) Park lambaları C) Fren lambaları D) İç aydınlatma lambaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fren lambaları arkamızdaki araçları ikaz etmek amacıyla yanar. Devam ediyoruz. Marş'a basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında B. Akünün kutup başlarında C. Rolanti devresinde D. Cikle devresinde Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Marş motorunun kablo bağlantılarında arıza vardır arkadaşlar. Farkındaysanız sorular yanıtmalı yani şaşırtmalı soruluyor. Özellikle sınavda soruları dikkatli okumak hayata önem taşıyor. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine B. Trafik zabıtasına C. ışıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir. Yani ışıklarda kırmızı ışık yanıyor olsa bile trafik zabıtası bir diğer adıyla trafik polisi bize geç diyorsa geçmemiz gerekir arkadaşlar. Trafik polisinin önceliği var. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur? A. Motosiklet B. iş makinesi C. Hususi otomobil D. Lastik tekerlekli traktör Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hususi otomobillerde emniyet kemeri takmak zorunludur arkadaşlar. Mümkünse araca ilk girdiğimiz anda kontaktan önce bile yapacağımız şey emniyet kemerini takmak olmalı. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında Göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A 40 B 60 C 80 D 100 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dakikada 100 bası yapılmalıdır arkadaşlar bebeklerde uygulanan dış kart masajında. İki parmağımızla yapılıyordu biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A kilometre saati, B kontak anahtarı, C hava yastığı ikaz ışığı, D el freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı aracımızın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Hemlik manevrası C. Turnik uygulaması D. Rentek manevrası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hemlik manevrasını uygulamamız doğru olur. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum tam tıkanıklık yaşayan bir kazazede de arkasına geçip kavruyoruz elimizle. Elimizi yumruk yapıp kendimize doğru sert bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Pozisyonu hatırlamanız için bunu söylemem gerekiyor. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Açık camlar kapatılır. B. Önemsenmez yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyularak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Bu yapmamız gereken doğrusudur arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Neredeyse hepsinde kamyon ya da kamyonet geçiyor. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz tabela kamyonun sollama yapmasının yasak olduğunu bize bildirir. Bir altındaki yani B şıkkı ise kamyonların sollama yapma yasağının sona erdiğini bize bildirir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A yolu kontrol etmesi B aracını yavaşlatması C takip mesafesini azaltması D bu bölgeden dikkatli geçmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini azaltması yanlıştır. Çünkü kaygan bir zemine giriyor arkadaşlar. Takip mesafemizi azaltırsak, yani öndeki araca yaklaşırsak bir deişle bu yanlıştır. Trafik kazasına sebebiyet verebiliriz. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A otobüs, B minibüs, C motosiklet, D otomobil. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Motosikletlerde ilk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Yani bir diğer deyişle rampayı çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü, inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. A öfkeli, B yetenekli, C sabırsız, D hoşgörülü. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hoşgörülü olduğunu gösterir arkadaşlar. Lütfen hepimiz hoşgörülü olalım. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A taşıt, B tren, C ulaşım, D taşıma. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Taşıt adı verilir arkadaşlar. Karayolunda hayvan, yük ve insan taşıyan araçlara taşıt denir. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı ve burundan kan gelmesi. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A göğüs, B baş, C karın, D omurga. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baş yaralanmalarında daha çok görülür. Zaten başımızla alakalı üçü de arkadaşlar. Gözümüz geçici hafıza kaybı beynimizle alakalı ve burnumuzla alakalı. Hepsi başla alakalı olduğu için en çok baş yaralanmalarında meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A kazazedenin hareket ettirilmesi B çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, C çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi, D eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A 1 metre, B 2 metre, C 3 metre, D 4 metre. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. 1 metre olmalıdır. Soruda ince bir detay var arkadaşlar. Çekilen aracın freni bozuksa diyor. Yani freni bozuksa Çeki demiriyle çekilmelidir. O da 1 metre olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A) Kan basıncının düşmesi. B) Bilinç seviyesinin artması. C) Cildin soğuk ve nemli olması. D) Dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç seviyesinin artması şok belirtilerinden biri değildir. Geriye kalan diğer şıklar şok belirtilerindendir. Sırada görsel bir sorumuz var. Görsel sorulara sınavda çok dikkat edelim. Çok basit gibi geliyor. Hemen işaretleyip geçiyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Özellikle sorunun içindeki tabelalar önemli. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak B. Araç içi ışıkları yakmak C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak D. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Uzağa gösteren ışıkları yakmak zorundadır. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görünmeyenleri engelleyecek şekilde, görünmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Görünürlülüğünü engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktır. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A) El freni çekilmesine B) Motorun durdurulmasına C) Park lambasının yakılmasına D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Park lambasının yakılmasına gerek yoktur. Diğer şıkları yapabiliriz arkadaşlar. Yapmamız da gerekir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Lütfen dikkatli bakalım. A yaya giremez. B bisiklet giremez. C at arabası giremez. D motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu taşıt giremez anlamındadır arkadaşlar. Sadece otomobil olsaydı içinde tabelanın otomobil giremez olurdu. Ama aynı zamanda motosiklet de olduğu için motorlu taşıt giremez anlamına gelmektedir. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, D geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Neden? Çünkü bunu ruhsata işletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Motosiklete olan arkadaşlarımız bunu bilir. Bunu artı bir kişi olarak ruhsata işletmeniz gerekir arkadaşlar. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı B. Oksijensizlik C. Beslenme yetersizliği D. Karbon monoksit eksikliği Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Oksijensizlik. Burun ucunda görülen mor armaların sebebidir arkadaşlar. Aynı zamanda parmak uçlarında da dudaklarda da görülür. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Ventilatör kayışı gevşektir. B. Ventilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşürü arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen görsele dikkatli bakalım. A 1 2 3 B 2 1, 3 C 3 1 2. D 3 2 1 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3, 2, 1 sıralamasıyla olmalıdır. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı bir video yayınladık arkadaşlar. Mutlaka onu izleyin. Çok fazla görsel var ve ayrıntılı bir şekilde anlattım orada. Kontrolsüz kavşaklarda her zaman en sağda olan otomobil, araç geçmelidir arkadaşlar. Buna önem gösterin lütfen. Kontrolsüz kavşaklarla alakalı olan videoyu sağ üst kenarda çıkan linke tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A şoför, B sürücü, C işleten, D araç sahibi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şoför adı verilir arkadaşlar. Sizin aklınıza direkt sürücü gelmiş olabilir. Evet. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş araç olarak soruyor bize. Yani ticari araçları süren kişiye şoför denir. Ama normal otomobili, kendi aracını eğer ticari değilse o aracı süren kişiye sürücü denir. Ticari ise şoför denir. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A gösterge panelinde cam resistans lambasının yanması B araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. C klimanın yeteri kadar serinletmemesi. D araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi durumunda kontağı kapatıp aracımızı durdurmamız gerekir. Az önce bir diğer soruda ise araçtan yanık kablo kokusu gelmesi durumunda ne yapılır diye sorulmuştu. Her videoda söylüyorum. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Çünkü bir soru bize farklı farklı şekillerde sorulabiliyor. Gördüğünüz gibi az önce şıkta yazan kelime bize soru olarak sorulmuştu. Bu yüzden soruları ezberlemeyin. Soruların mantığını kavrayın. Çok daha yararlı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak. B. Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek. C. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak. D. Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A) Uzun kopması varsa. B) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse. C) Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa. D) Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise tercih edilmez arkadaşlar. Bu bir turnike uygulamasıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 1 şarj, 2 ABS, 3 yağ basıncı. Şıklara bakalım. A yalnız 3. B 1 ve 2. C 1 ve 3. D şıkkımız ise 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 ve 3 arkadaşlar. Yani şarj lambası ve yağ basıncı ikaz lambası yanarsa aracı durdurup kontağı kapatmamız gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için. B. Dolaşımın değerlendirilmesi için. C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için. D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için uygulanır arkadaşlar. Hemlik manevrası. Bu tekniğin adı hemlik manevrasıdır. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A benzin, B motorin, C. Antifriz. D. Gaz yağı. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Benzin, buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? A. Kalp çalıştığında B. 112'ye haber verildiğinde C. Kazazedenin akrabaları geldiğinde D. Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kalp çalıştığında sonlandırmamız gerekir. Eğer kalp çalışmadıysa bulgur bulgur deyim yerindeyse terimiz akana kadar biz yorulana bitene kadar devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. El er bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? A kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak. B dirsekle omuz arasında turnike uygulamak. C omuz üzerine baskı uygulamak. D kanayan yere tentürdiyot uygulamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dirsekle omuz arasında turnike uygulamak doğrudur arkadaşlar. Doğru bir ilk yardımdır. Başından yaralanan kazazede aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A yarası sarılarak uyutulur. B yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepesiz iki tekerlekli motosikletlerin Azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 70 kilometre, B 80 kilometre, C 90 kilometre, D 100 kilometre. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 100 kilometre olacaktır arkadaşlar. Yolcu sepesiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hızı 100 kilometredir. Yani yapabileceğimiz en yüksek hız anlamına gelmektedir. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? A) Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması, B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması, C) Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması, D) Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması sakıncalı bir durumdur arkadaşlar. Yapmamamız gerekir. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen görsel sorulardaki tabelalara çok dikkat edelim. A. Dar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. B. Bir numaralı araç, iki numaralı araca yol vermelidir. C1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D2 numaralı araç geri gitmelidir. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir. Neden? Çünkü 1 numaranın gidiş yönü yasak. Tabelaya bakarsak kırmızı zaten. Kırmızı okla gösterilmiş. Gidiş yasak. Geliş serbest anlamında bu tabela. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yüklerin bağlanması B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Devam ediyoruz yine arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? A) Eklem çevresindeki şişmedir. B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Bu burkulmanın tanımıdır arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A) İş makinesi otomobile, B) Otomobil iş makinesine, C) Şeridi daralmış olan diğerine, D) Dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İş makinesi otomobile yol vermelidir. Holger Nielsen sırttan bastırma dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Görüyorsunuz birisi nefes verme, diğerisi ise nefes alma pozisyonu. A. Bilinç kaybının düzelmesini. B. Kalbin çalışmasını. C. Nefes vermesini. D. Nefes almasını. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Nefes vermesini sağlar arkadaşlar bu pozisyon. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A. Bağlantı yolunda seyrederken. B. Tek yönlü yollarda duraklarken. C. Tek yönlü yollarda park ederken. D. iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gitmemiz yasaktır. Allah korusun, kazaya sebebiyet verebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A iletişim becerilerinin geliştirilmesi, B alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, C düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, D nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen bir davranış değildir arkadaşlar. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Lütfen görsel sorulara dikkat edelim. Çok basit gibi geliyor. Özellikle sınavda böyle işaretleyip geçiyoruz ama dikkat etmemiz gerekiyor. A 1 numaralı aracın sola dönüş yapması, B 3 numaralı aracın sola dönüş yapması, C 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması, D 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi yasaktır arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi dur tabelası da bulunuyor orada. Neden? Çünkü tali yoldan ana yola bağlanacak. Durup yolu bir kontrol etmesi gerekiyor. Yol boş ise çıkması gerekiyor. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A yolların buzlu ve kaygan olması halinde, B görev hali dışında, C trafiğin yoğun olduğu karayollarında, D şehirler arası karayollarında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görev hali dışında kullanılması yasaktır arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü hakkı görev hali dışında kullanılamaz. Sırada görsel bir sorumuz var. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması 2. Dönüş işaretinin verilmesi 3. Dar bir kaviste dönülmesi 4 sağ şeride girilmesi. Şıklara bakalım. Kafanız karışmasın. Yavaş okuyacağım. A1-2-3-4 B1-4-2-3 C2-4-1-3 D şıkkımız ise 4-2-1-3 Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2-4-1 ve 3 sıralamasıyla yapmalıdır. Önce dönüş işaretimizi vereceğiz. Sonra sağ şeride sağa döneceğimiz için sağ şeride gireceğiz. Sonrasında hızımızı azaltıp dar bir kaviste dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin B. Çengelli iğnenin C. Steril gazlı bezin D. Makasın Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A kısa farlar ikaz ışığı, B yağ basıncı ikaz ışığı, C el freni çekili ikaz ışığı, D sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekir. Eğer sönmez ise bir arıza vardır demektir arkadaşlar. Bu şekilde yola çıkamayız. Yapılan en son değişikliklerle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreli geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün geri alınır. A 10 15 20 B 15 20 25 C 30 40 50 D 30 45 60 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sırasıyla 30, 45 ve 60 gün geri alınır arkadaşlar. Bu daha öncesinde 30, 60, 90 gündü. Son güncellemelerle birlikte 30, 45 ve 60 gün olarak sabitlendi. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre, sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında B. Oklu ışık yeşil yandığında C. Oklu ışık kırmızı yandığında D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Oklu ışık yeşil yandığında sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştirebiliriz. Aslında soru çok basit bir soru ama farklı bir şekilde yanıltılarak sorulduğu için kafamız karışabiliyor. Bir de sınavın heyecanı oluyor arkadaşlar. Dikkatli olmamızda yarar var. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir? A şafta hareket vermek. B rotlara hareket vermek. C pistonlara yataklık yapmak. D vites dişlilerine yataklık yapmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Pistonlara yataklık yapmaktır arkadaşlar. Silindir bloğunun görevi budur. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. B yan yatış pozisyonuna getirilmesi. C başının geriye doğru itilmesi. D sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması yapmamız gereken ilk yardım uygulamasıdır. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A geri dönmesini, B motoru durdurmasını, C harekete hazırlanmasını D biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir arkadaşlar. Kırmızı ile birlikte sarı yandığı zaman harekete hazırlanmamız gerekir. Artık yeşil yanacak anlamındadır. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? A 20 B 30 km, C 40 km, D 50 km. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Azami hız 50 km'dir arkadaşlar. Bu yerleşim yeri içindeki yollarda arkadaşlar. Unutmayalım. Yerleşim yeri içinde. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A. Otobüs. B. Minibüs. C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur. Denk gelmişsinizdir otogarda trafik polisleri denetleme yapıyor otobüslere. Takograf cihazlarını kontrol ediyor, takografları kontrol ediyor. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sarkı gevşetilmelidir? İlk soruyla alakalı bir şey bu arkadaşlar. A 1-2 dakika, B 5-10 dakika, C 15-20 dakika, D şıkkımız ise 30-40 dakika. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15-20 dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir arkadaşlar. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Sürükleme yöntemi D. Hemlik manevrası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Rentek manevrası adı verilir arkadaşlar. Baş, boyun, gövde eksenine dikkat edilerek araçtan çıkarılır zaten görselde de görüyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A) kan B) kalp C) eklemler D) kan damarları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir arkadaşlar. Sırada bir trafik polisi sorusu. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A dur işareti, B geçiş işareti, C yavaşlatma işareti, D hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dur işareti anlamına gelmektedir. Genellikle çevirmelerde kullanılır. Bir el feneri de kullanıyor olabilir polis. Bu şekilde bir hareket yaptığında sağa yanaşıp durmamız gerekir. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücüsüne hapis cezası verilir. B. Araç sahibine sadece para cezası verilir. C. İthal edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. D. Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. İthal edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. Yani 7 emin otoparkına çekilir arkadaşlar. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve kilolu kazazedeleri bu teknikte taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. itfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Hemlik manevrası D. Sürükleme yöntemi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürükleme yöntemi adı verilir arkadaşlar. İri ve kilolu kazazedeleri enkazdan çıkarırken kullanılır. 1. Açık ve tam tıkanıklık yaşayan kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Işıklara bakalım. A. 2-1-3 B. 2-3-1 C. 3-1-2 D3, 2, 1. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla yapmalıdır. Yani nasıl kazazelenin arkasına geçip sarılacağız, gövdesini kavrayacağız. Sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapacağız. En sonunda kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastıracağız arkadaşlar. Bu hemlik manevrası uygulamasıdır. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek B. Baş çene pozisyonu verilerek C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek Doğru cevabımız C. Seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarmamız gerekir. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya B. Vites koluna C. Fren pedalına D. Debriyaj pedalına Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Debriyaj pedalına basılmasında fayda vardır. Devam ediyoruz. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A 2 araç boyu kadar. B takip mesafesi kadar. C 3 araç boyu kadar. D bir araç boyu kadar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşmamız gerekir. Daha fazla yaklaşamayız. Son sorumuz B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A kamyon, B minibüs. C otomobil, D kamyonet. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kamyon kullanılamaz arkadaşlar. Eğer B sınıfı bir ehliyetimiz varsa kamyonu süremeyiz. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Soruları bu şekilde ezberlemeyin arkadaşlar. Bu sorular sınavlarda birebir karşınıza çıkacaktır. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olur. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız izliyor, testi çözüyor ama aşağıdaki yorum kısmına kaç doğru yaptığını yazmıyor. Yazarsanız sizi takip ederiz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.